Ya öncelikle ben teşekkür ederim. Hani bana burada böyle derdimi anlatma, hani ya da kendimden örnekler verme şansı verdiğiniz için. Çünkü şey, hani böyle burada anlatırken bir kişiye bile bir yol göstersen ya da bir kişinin bile işine yarayacak bir bilgi olsa, hani işe yarayacak bu, eminim ki. Ben şimdi küçük bir sunum hazırladım. Aslında sunumu da şey diye hazırladım. Şimdi normalde benim şimdiye kadar katıldığım bütün bu aslında sunumlar böyle daha çok uluslararası, dış işleri, işte müşteri ilişkileri, hukuk gibi başlıklar altındaydı. Ben birazcık böyle mühendislik yaparak nasıl yurt dışına hani gidilebilir ve yurt dışında ne tip projelerde çalışabilir diye bahsedeceğim ama kendim konudan uzaklaşmayayım diye bir sunum hazırladım. Şimdi o yüzden onun üzerinden gideceğim. Tamam. Yani ben şimdi önce kendim ne yapıyorum, nerelerde çalıştım diye başlayayım dedim. Ben işte aslında sizin de bildiğiniz gibi 2002'de Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun oldum. Böyle mezun olduğumda o dönem işte fen sınıfı vardı. Oradan mezun oldum. Böyle çok muhteşem ders notlarım falan yoktu ama mesela Fransızcam çok iyiydi, çok sosyaldim, bazı dersler çok iyiydi. 2002'de mezun olduğumda o zaman yurt dışına işte benim bakalaureyam da vardı, DELFTAF sınavlarım da vardı. O zaman işte yurt dışına gitsem mi gitmesem mi diye çok muallakta kaldım. Sonra da yurt dışında bizim zamanımızda böyle şey gönderiyordunuz, mektuplar gönderiyordunuz okullara kabul için. Sizi kabul ediyorlardı. Beni psikoloji anlamında ben hani psikoloji mi okusam, sosyoloji mi okusam diye böyle kafamda hep soru işaretleri vardı. Ben gönderdim, kabul de aldım. Ama o zaman hani yok ya böyle birazcık daha fen bir şeyler yapayım, hani böyle mühendislik yapayım sonrasında bir tekrar denerim bunu diye o defteri ben o zaman kapattım. Çünkü kendimi çok hazır hissetmemiştim aslında. Sonra ben 2002'de mezun olduktan sonra Hacettepe Jeoloji Mühendisliğini kazandım. Jeoloji Mühendisliği okumaya başladım. Hatta benim bir dönem üstüm Can Canoğlu o zaman şeydeydi, fakültedeydi. İşte böyle gittik birbirimizi bulduk. İşte ne yaparız? Buradan nasıl yurt dışına gidebilir? Bak bizim Fransızcamız da var, bunu nasıl kullanabiliriz falan diye kendi aramızda konuşuyorduk. Sonra 2006-2007 yılları arasında böyle Hacettepe'de inanılmaz bir Erasmus exchange öğrenci anlaşmaları yapılmaya başladı ve okullar çoğunlukla Fransa'da, işte Belçika'da ya da Hollanda'daki okullardı. Ve sadece dil ön koşulu istiyorlardı. 2007'de ben Erasmus yapmak için başvurduğumda mesela bir sürü öğrenci seçtiler. Bunların çoğu ya üniversitede ikinci yabancı dilini işte Fransızca olarak almış, iyi derece İngilizce de bilen, ikinci derecesi. İkinci dilini Fransızca olarak almış öğrencilerdi. Ben 2007'de Montpellier Üniversitesi'ne jeoloji okumaya gittim. Çünkü orada jeoloji mühendisliği bölümü yok. Yurt dışında hiçbir yerde yok Avrupa'da. Hepsi fen bilimleri fakültesine bağlı jeoloji olarak geçiyor. Ben bir yarım dönem, 6 ay kadar işte Erasmus öğrencisi olarak çalıştım. Sonra onlar dediler ki ya sen hani Delfin var zaten gelebilir misin o zaman? Sen bizimle bir dönem daha devam edip saha derslerini de burada alıp kalmak ister misin? Tabii dedim hani kalayım. Bir soru sıkıntı yok. Ben böylece bir dönem daha kaldım. Toplamda hatta 1,5 sene kadar orada kaldıktan sonra 2009'da geldim. Eşdeğerliğimle Hacettepe Üniversitesi'ne tamamladım. Ve böyle Hacettepe Üniversitesi diplomasının arkasına bir de Montpellier Üniversitesi'nde olan bir belgeyi zımbalayıp bana verdiler. Hani artık işte bilingual, iki dil olarak her yerde çalışabilirsin, her şeyi yapabilirsin diye. Şimdi 2009'da ben üniversiteden mezun olduğumda böyle tamam evet bir şeyler biliyorum ama ne yaptığımı da çok aslında bilmiyordum. Böyle acayip iş teklifleri aldım o dönem. Hatta çoğuna babamla gittik. Böyle üniversiteden yeni mezun olmuşum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şirketler soru soracak. Ne soracaklar onu da bilmiyorum. Böyle herkes bana Fransızca bildiğim için şey, işte Tunus'taki şantiyelerinde tercüman olursun. İşte o zaman böyle Fas'taki projelerinde bir şekilde tercüman olur musun diye geldi. Çok iyi paralar veriyorlardı o zaman. Ama o zaman da tıpkı bu başta üniversitede olduğu gibi ya yok yani ben bunu CV'me nasıl yazacağım? Mühendislik okudum sonra diyeceğim tercümanlık mı yapacağım? Bu da benim işime yaramaz. Birazcık daha bekleyeyim ben deyip normal böyle yerel bir küçük bir ofiste işe başladım 2009'da. İşte bir sene boyunca böyle bana çok temel sahada ne yapılır, ne iş yapılır, işte log yapılır,
nasıl çalışılır, jeoloji mühendisi ne yapar, böyle onun temel bilgilerini verdiler. Sonra ben bir yıl sonra EFOL diye başka bir şirkete gittim. İşte bu şirket, bunların hepsi küçük orta ölçekli şirketler. Bu şirket EFOL'de bana şey öğrettiler. Tamam bak sahada işler bu yapılır ama bunun laboratuvar kısmında var. İşte sondaj makinesi varsa elinde aldığın bütün doneleri öğrenirsin. Laboratuvara gelir bunları yaparsın. İşte devlete, karayollarına, DSE'ye rapor yazarsın. Tamam. İki sene boyunca öyle çalıştım. Sonra iki senede gidip İstanbul'a böyle Geo Grup'ta, o zaman Geoteknik vardı hatta, sonra bir ara battı. İşte 6 ay Geoteknik'te, sonra da Geo Grup'ta işe başladım ve bunda çok başka bir şey yaptım. Böyle geoteknik enstrümantasyon nedir, nasıl yapılır, işte tünellerde nasıl ölçüm yapılır, derin kazılarda bu İstanbul'daki bütün o zaman gökdelen yapılıyor deli gibi, böyle Levent'in her yanında, Bomonti'de falan. İşte bu derin kazılarda bunu nasıl ölçersin, işte yan binalar yatıyor mu yatmıyor mu, ya da su var mı yok mu, ya da yaptığın blonlar destek sistemleri çalışıyor mu çalışmıyor mu, onunla ilgili ben böyle iki sene çalıştım. Ama bu arada yurt dışına gitmek istiyorum. Hani herkese diyorum ben çok gitmek istiyorum. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Bana diyorlar ki işte master yapabilirsin, başka bir şey yapabilirsin. Sonra o ara böyle bir networking sağlarken Yüksel Proje'nin işte yurt dışı projeleri var. Ama çok az. Libya ile başlamışlar. Ve böyle daha yeni yeni işte başka ülkelere de gitmeye çalışıyorlar. Azerbaycan falan var ama hani başka ülkeleri yeni yeni deneyecekler. Yurt dışına gidebilecek seyahat izni ve seyahat problemi olmayan, işte iyi derecede Fransızca bilen, iyi derecede İngilizce bilen, işte rapor yazabilecek bir mühendis arıyorlarmış. Bir şekilde bana ulaştılar. Yani benim hani o zaman iş arama gibi bir şeyim de yoktu. Sağ olsun eski patronum Orhan İnanır, bu Geo Group'un patronu. O dedi ki git bak, bu işler 40 yaşına kadar denenecek işler. Git bak yap. Sonrasında seversen oradan emekli olursun. Çok da güzel olur. Ama yeni bir şey denemek istiyorsan şu anda zaten gençsin. Kalk git bak. 2014'te ben Yüksel Proje ile ilk görüşmeye gittiğimde işte beni bir Fransızca sınavına soktular. Ki bence böyle Fransızca biliyor muyum diye bir denediler ama bence çok fena bir sınavdı o. Ondan sonra yurt dışına gidebilir miyim? İşte ülke seçer miyim? Yurt dışında hangi ülkelerde çalışmak isterim gibi bazı bir takım sorular sordular. Ben en başından beri çok nettim. Yani ben yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Sahada da çalışmak istiyorum. O yüzden gönderildiğim yerin herhangi bir spesifikasyonu ben beklemiyorum. Ve böyle başladı benim aslında Yüksel Proje ve yurt dışı işim. Çünkü onları böyle spesifik olarak iyi derecede yabancı dil bilen, sahaya gitmek isteyen ama ülke seçmeyecek bir insan lazımdı. Ve onların ihtiyaçlarıyla benim ihtiyaçlarım bir noktada karşılaştı. Ve onlar 2014'te merhaba hoş geldin bizim şirkete hoş geldin dedikten sonra beni 3. günde Cezayir'e gönderdiler. Normalde ilk başta 3,5 yıl için göndermişlerdi ve fakat bu sonra yaklaşık 4,5-5 yıla çıktı proje sahası. Çünkü projeler aldılar yeni. İşte o zaman onların Önetüt otoyol işleri vardı. Onlar Anaba Tebesa diye iki Anaba işte doğudaki, kuzeydoğudaki bir şirketten güneydoğudaki bir noktadan güneydoğudaki bir noktaya inmeye çalışıyorlardı. Tek işleri vardı o zaman. Ben gittiğimde tabii ilk bir sene böyle şeyle geçti. Tamam ben Fransızca biliyorum. Evet ben şimdiye kadar bir sürü mühendislik falan da gördüm ama yahu bu ülkede ne yapılıyor? Hani bizim bir şartnamelerimiz vardır Türkiye'de ya da işte Avrupa Birliği şartnamelerine göre yaparız. Olmadı Eurocode'a göre yaparız. Herkes HDO bilir, herkes işte Amerikan standartlarını bilir, Eurocode bilir ama şimdi bu ülkeler öyle değil. Yani bir sene boyunca böyle idarelerden gezip işte bu ülkede işler nasıl yapılıyor? Siz inşaat projesiyseniz hangi şartnameleri kullanıyorsunuz? İşte siz hangi tip makinaları kullanıyorsunuz? Siz hangi projeleri ne şartlarda yapıyorsunuz? Bir sene onun koşuşturmacasıyla geçti. Bu bir sene içerisinde bir de şey de oldu işte. Şimdi şirket bana bir ev verdi ama ev böyle sitede güvenlik sebebiyle. Fakat site şirkette çok uzak. Ben geç mesaiye kalıyorum, eve dönmem çok zor oluyor. İşte bu arada tamam ülke Fransızca konuşuyor, ben Fransızca konuşuyorum diye beni gönderdiler ama kullanılan dil %100 Fransızca değil. Böyle aralarına Arapça ve Berbericeler eklenmiş çok sağlam bir diyalekt konuşuyorlar. Ne yapsam ne etsem hani çok da böyle şey değil. O bir yıl bu ülkede ne yiyorlar, bu ülkede ne nasıl çalışıyor,
Ben bu ülkede ne yapacağım? Ve tam olarak öyle geçti. Yani mesela eve gittim ben, ilk tuttukları eve. Arıyorum arıyorum, çamaşır makinesi yok. Yahu diyorum, bu insanlar mutlaka çamaşır yıkıyor. Yani asıl çamaşırlar var. Bir yerde bu. Arıyorum arıyorum, bulmuyorum. Sonra baktım, balkonda, açık balkon bu arada. Üstü açık, sağ açık, solu açık. Bir de böyle Cezayir'e şakır şakır bir yağmur yağar yani. Oraya böyle bir tane küçücük dolap yapmışlar. İnsan arasa bulamaz ama orası çamaşır makinesi yeriymiş. Bir senede bir çamaşır makinesi değiştiriyorlarmış. Korozyona uğruyor, toza uğruyor diye. Kimsenin aklına su bağlantısını alıp içeri koymak gelmemiş. Yani böyle ülke zaten bir enteresan. Ben mesela ilk işe başladığımda sahada çalışıyorum ben de. Saha mühendisi. Mesela Can abi bilir işte sahada mühendis nasıl çalışır. Ben gittim, gelen giden sırtımı sıvazlıyor. Böyle işte bakanlıktan geliyorlar. Ulaşım Bakanlığı'ndan. Ah kızım diyorlar, yazık, senin sahibin yok, böyle dağ taş geziyorsun falan, ne yapıyorsun burada? İşte iş yapıyorum, ben mühendisim falan diyorum. İşte senin abin bir şey yok mu böyle, anam baban hani nasıl geldin falan. Diyorum ki işte ben mühendisim, ben geldim. Hiç mi iş bilen bir büyüğünüz yoktu sizin falan. Böyle bir sene inanılmaz şey geçti. Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum, iş nasıl yapılır öğrenmeye çalışıyorum. Kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ya bu arada sosyal çevrem yok, işe gidiyorum geliyorum. Ama sonra çok rahat oldu. Yani sonra çünkü gittiğinizde şey oluyor. Bütün ülkeler için bu geçerli. Böyle proje aldıkça, bir şeyleri yapabildikçe orada şey fark ediyorsunuz. Bir kendinize güveniniz geliyor. Bir işi öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve bu arada sizin gibi olan böyle şey var. Algıda seçicilik. Böyle sizin gibi olan, etrafa böyle tavşan, ışık görmüş tavşan gibi bakan bir sürü şey var. Ekspat var. Ve böyle onlar da bir şekilde aynı hengamenin içinde boğuşuyorlar. Böyle inanılmaz eğlenceli bir arkadaş grubu edindim. Çoğu diplomat ya da işte mühendis. Onlar da 2 senede, 3 senede bir ülke değiştiriyorlar. Bu arada tabii ben bu insanları tanıdıkça yeni işler geldi. Çünkü işte o insanların bazıları Afrika Kalkınma Bankası'nda çalışıyorlardı. İşte sizin şirket yapabilir mi? Sizin şirkette Fransızca bilen var mı? Ben de dedim, o bizim şirkette herkes Fransızca biliyor. İşte peki insanların isimleri ne? İşte insanların ismi Karim Hallah. Aa, ne kadar lokal isme benziyor. Çünkü lokal isim. İşte başka sizin var mı? Var. Safiye, işte Benjui. O kim? İşte o da yok, lokal. Ama ülke müdürümüz vardı işte o zaman. Çok iyi Fransızca konuşan, böyle Paris'ten gelmiş falan. Böyle biz 4 kişi bir sürü oradan böyle iş alınmasına ön ayak olduk. Sonra Fas'ta proje aldılar. Bu arada Tunus'ta bir sürü ihalelere gittik. Böyle ben bu arada ülkeyi öğrendim. Hani bir sürü yeni arkadaşlıklar edindim. Ülke bana çok şey kattı. İşte annem ve babam kalkıp geldi şeyden. O yeni bir ülke görelim, şeriat yönetiliyormuş, sen orada ne yapıyorsun falan diye kalkıp geldiler. Babamın böyle çok komik anıları var. Mesela cuma cumartesi tatildi. Böyle şeylerim de oldu mesela. Ben gittim böyle, cuma günü haram çalışmak. Biz tatiliz. Cuma, yeni cumartesi oldu cuma. Tamam. Cumartesi tatil, tatil. Pazar günü haftanın ilk günü. Tamam, alışayım. Ama böyle inanılmaz, hani bunların hepsi bir anda çok zor oldu. Sonra işte mesela cuma günü böyle sabah kalkıyorsunuz, alışveriş yapacaksınız. Biz cumartesi de çalışıyorduk haftanın 6 günü. Her yer kapalı. Çünkü adamlar haram diye çalışmıyor. Ama eve de alışveriş yapmak lazım. Ama dükkan açık değil. Benzinlik açık değil falan. Böyle acayip acayip. Sadece camiler açık. Böyle seccadesini kolun altına almış camiye giden adamlar dışında cuma günü sokakta kimse yok. Yani böyle inanılmaz deneyimdi. Tabii sonra şey, böyle 4,5-5 sene içerisinde bu işler yavaş yavaş tamamlandıkça şey görüyorsunuz aslında kendiniz. Yurt dışında çalışmak bu yüzden de iyi. Şimdi orada o bir ülkede çalışırken o ülkede dinamikler nasıl görüyorsunuz? Mesela şimdi Can abi, Türkiye'nin dinamikleri iş hakkında nasıl gidiyor? İnşaat şirketleri nereye gidiyor? İşte dinamikler ne tarafa doğru gidiyor? Para nereden gelecek? Bir fikri vardır. Kaldığınız ülkede de o geliyor böyle herkese. Mesela işte Cezayir'in durumu 2018'de ekonomik olarak çok parlak bir yöne gitmemeye başladı. İşte o zaman herkesin böyle, tabii hepimiz yabancı ülkelerden gelen çalışan bir arkadaş grubuyuz. Önce mesela İspanyollar yavaş yavaş dükkanları toplayıp kendi ülkelerine gidip mühendislik hizmetini İspanya'dan vermeye başladılar. İşte böyle yavaş yavaş herkes gittiğinde biz de şirkete dedik ki, bak işçiler çok yolunda gitmiyor. Bunlar muhtemelen ödemeleri bize veremeyecekler. Başka bir şeyler mi denesek? Projeleri de tamamladık. Hani sadece burada kurduğumuz yerel ekiplerle işi yürütebiliriz.
Çünkü işte 4,5-5 senede şey de oluyor. Yerinize insan da yetiştiriyorsunuz. Hani siz uzaklaşsanız, başka projeye ihaleye gitseniz bile birilerinin sizin olmadan işleri orada devam ettirmesi gerekiyor. Benim böyle çok acayip genç Cezayirli arkadaşlarım var şirkette bizde çalışan. Çok yetenekliler ve böyle şu an bütün ofisi çekip çeviriyorlar bütün işleri. Onlara dedik ki o zaman siz kalın. Biz bir hani merkeze gidelim. Biz bir buradan bakalım. Sonra ben 2018'de bütün bu işleri bırakıp şeye geldim. Türkiye'ye geldim. Ve fakat ben hiç Yüksel Proje Ankara ofisinde çalışmamışım. Türkiye'deki hiçbir işte çalışmamışım 2014'e kadar Yüksel Proje'nin yaptığı. Rapor yazıyorum ama aklıma yatmayan bir sürü bir şey var. Böyle şirket büyük olunca da hani ya abi bu çok akla yatmadı demek de çok şey olmuyor. Ya tamam yatmadıysa yatmadı deyip devam ediyorlar. Hani kimse yatmadı da tamam değiştirelim demiyor. Tamam dedim, bak ben geldim 3 aydır buradayım, işler çok gitmiyor. Beni bir tekrar mı göndersek? İşte nerede proje var Gökçe dediler. Dedim ya bu arada böyle deli gibi fil dişi, Ghana, Togo. Biz sözleşme ihale kovalıyoruz. İşte onların acaba saha gezileri hani oradan bir şey çıkar mı? Tamam o zaman sen istiyorsun dediler sana fil dişi, Kamerun. Git bakın bakalım iş var mı? Biz işte böyle kalktık. Kaçtı 2018'in başıydı. 3 ay falan saha ve proje, bakanlık, oradaki mühendislik şirketleri. Buradan bize iş çıkar mı? Ne çıkar? Ama bu arada hep background'da şey var. Ben çok iyi Fransızca konuşuyorum, Türkçe kadar iyi konuşuyorum. Derdimi her yerde anlatabilirim. Gidelim, görelim. Hani ne olacak? İşte projeler hep şeyde, yani yol olmayan yerde benim çalıştığım projeler. Çünkü ben güzergah projesi yapıyorum. İşte A noktasından B noktasına gidemeyen insanların olduğu yerlere gitmem lazım ki benim yol yapacağım. Neyse gidiyoruz, işte doğası çok güzel, şusu busu çok güzel ama yeni şartnameler var, yeni kondisyonlar var. İşte atıyorum tek başına kadın olup ev tutamıyorsunuz, biriyle beraber tutmanız gerekiyor. İşte tamam bizim işte Hasan Bey var, bizim danışman, onunla beraber tutsak olur mu kağıt üzerine diyoruz. Yok yok işte Hasan Bey'in de sürekli evde olması lazım, polis gelirse evi basarsa Hasan Bey'i görmemesi lazım. Arkadaşım hani nasıl yapacağız falan. Böyle bir 3 ay baktık proje ön etütleri, men etütleri, şu bu yok dedik. Buralarda çok kalınacak gibi değil. Zaten projeyi de alamadık ayrıca. Sonra biz orada o kadar vakit geçirmiş, böyle güzel şeyler yemiş içmiş. Ben hayatımda ilk defa kakao bitkisi nedir hani onu görmüş. Böyle pazarlardan alışveriş yaptıktan sonra böyle o fil dişi Ghana Togo hattı iptal oldu. Dedim hani ne yapacağız, yeni bir yere gitmemiz lazım. Ve tam o anda Hindistan bir açık pazar haline dönüşmüştü. Bu gene 2018-2019'a. Pakistan ve Hindistan'da korkunç mühendislik projeleri vardı. Dediler ki sen zaten yer seçmiyorsun. Ha seni Afrika'dan almışız. İngilizcen de iyi. İşte gidersin Hindistan'da iş yaparsın. Ve benim işte 2018'de Hindistan maceram başlamış bulundu. 2021'deyiz. Ben hala Hindistan'da iş yapıyorum. Çok şükür ki Hindistan'da da ofis bulup da beni sürekli oraya koyup ya da böyle bana ev tutmaları çok mümkün olmadı proje lokasyonları yüzünden. O yüzden bana dediler ki international, uluslararası bir havalimanı olan bir yere git, gönlünden nere geçiyorsa. Zaten işleri yapabileceğini biliyoruz, sen git taşın. Ben de işte bu kararla geldim, Frankfurt'a taşındım. Buradan şimdi Hindistan'daki işleri yapıyoruz. Hindistan'da ne yapıyoruz? Bir kere gene her şey değişti. Tabii ben Himalayalar'da tren yolu projesi yapıyorum şu an. 4 tane bağlantı noktam var. Eski İpek Yolu hattının tren yolu projesini yapıyorum. Tapınaklara giden bağlantı yolları. İşte bunların bazıları 475-500 kilometre. Bazıları sadece böyle küçük küçük yapım işleri var. 10-15 kilometre. Adamlar kendi standartlarını kullanıyorlar. Bu ne demek? Oh tekrar yeniden bütün o tünel, viyadük, bütün yol, yarma, işte dolgu hepsinin imalatları farklı. Ve adamlar şöyle bir şey var, çok uzun yıllar sömürge ülkelerinde olduğu gibi, tıpkı diğer çalıştığım ülkelerde gibi, bir fikrin onları ikna etmesi için böyle onların aklındaki her şeyi deneyip, bak senin dediğin de çok iyi ama böyle de yapabiliriz, böyle çok ciddi savunmanız ve dert anlatmanız gerekiyor. Allah'tan hani kız olmamla ya da sahaya çıkan kadın olmamla ilgili kimsenin bir şey yok ama inanılmaz zor ortamlarda çalışıyorlar. Yani ve mesela günde böyle biz 10 kilometre yürürüz genelde sahada. Bunlar mesela 20 kilometre tırmanıyoruz falan. Adamlar tırmanıyor. Yani biz de tırmanıyoruz. Patikadan tırmanıyorlar. Tırmandığımız yer böyle yani nasıl anlatayım 1'e 5, 1'e 6 eğimle bir şey. Dağ yamacı.
bir taraf uçurum, öbür taraftan böyle çatır çatır bu hani YouTube videolarında görmüşsünüzdür, böyle heyelan olur Hindistan'da yolda falan sürekli. Öyle yerlerde böyle küçük küçük patika yollardan yürüyoruz, düşsek Allah muhafaza böyle aşağı gideceğiz. Çok bir şey olmadı şimdiye kadar kimseye, dip dip yürüyor onlar. Yani böyle hani yeni yapım yöntemleri, yeni işler öğreniyorsunuz sürekli. Ülke mesela biz gene Himalayalar'da iş aldığımız için tamamı neredeyse şey, ya çok sağlam Hindu ya çok sağlam Budist. Yiyecek hiçbir protein anlamında hayvansal gıda yok. Geçici kullandığımız evlerde bizden sözleşme imzalatıyorlar. Evde yumurta pişmeyecek, evde asla tavuk ya da herhangi bir şey pişmeyecek diye. Bu arada mesela bütün bu yoga yapanlar, yogiler için dünyanın en büyük cenneti bu Beatles'ın gidip de Happy Rishikesh Song yaptığı, aşırama gittiği bir yer var. Bizim ofis orada, Delhi'den sonra ikinci ofis, çünkü proje sahası orada. Holy City diye geçiyor. O yüzden böyle sabah 3'te mantra çalmaya başlıyor ve böyle bütün gün mantra çalıyor arkada. Böyle sürekli şey görüyorsunuz, backpack, sırt çantalı böyle yabancı turistler falan görüyorsunuz. Böyle gelip size yol soruyor falan. Ve diyorsunuz, arkadaş yok ben bilmiyorum oraları, aşram falan. Gidin, çok güzel. Ama insanlar inanılmaz şey, yardımcı. Yani böyle yabancısınız, consultancy olarak çalışıyorsunuz. Biz mesela danışmanlık hizmeti veriyoruz oralara. O yüzden böyle her gittiğimizde inanılmaz bir bize, bak şuralara da gidin, turistik gezi de yapın işte. Delhi'ye mi gittiniz? O zaman kalkın şeye de gidin. İşte Taj Mahal de görün. Maharashtra'da mısınız? Jaipur'a gidin. İşte ne bileyim Goa'ya gidin, Varanasi'ye gidin diye böyle insanlar sürekli ülkelerini görün. Görün ki hani bu ülkede insanlar niye bu kadar zor koşullarda çalışıyorlar, niye çok fazla mesai yapıyorlar, hani onu anlayın şeklindeler. Zaten bu kadar ülke gezmenin de bence en iyi kısmı bu. Yani her ülkede bir şey katıyor size. Yani her ülkenin kendi koşulunu anlıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bak insanlar çok çalışıyor. Yani Delhi'de mesela 24 saat çalışan şeyler var. Hindistan tamamında 24 saat tren çalışıyor. Çünkü günün her saati çalışan, vardiya değiştiren insanlar var. Para lazımsa ve gerçekten hani ihtiyacınız varsa insan ne zor koşulda nasıl çalışır görüyorsunuz. Yaptığınız işlerde mesela kendi ülkeniz adına bazen böyle çok sıkıntıya girip onlar adına çok gururlanıyorsunuz. Mesela işte biz 2 hafta önce oradayken aşılamayı biz başladık çoktan dediklerinde ben işte nasıl ya biz daha hani bir şey yapamadık falan dediğimde onlar da çok şaşırdı. Nasıl yani siz daha şey yapamadınız mı? Ama Türk'müş o 2 adam falan dediler. Dedim onlar Türk'müş de onlar işte Türk asıllı Alman'mış aslında. Hani bize bir çok da şeyi yok. Böyle dışarıdan onların gözünde tabii Avrupa'ya yakınlaştıkça ülke daha farklı gözüküyor. Ama işte siz gidip gördüğünüzde böyle aslında çok farklı koşullar içerisinde böyle sürekli hani işler öğreniyorsunuz. İşte bizim mesela o 3 aylık Fildişi Gana Togo maceramız. İşte orada yeni müteahhitlerle tanışıp başka proje firmalarıyla çalışıp başka ülkelerden başka işler almamız şeklinde bir network'e dönüştü. Biz mesela hani bu lateritler ya da kırmızı zeminler gibi çok özel Afrika'ya ait olan zeminlerdeki işte mühendislik çözümlerini yerinde görmüş olduk. Nasıl yapıp nasıl yapamayacaklarını. Türkiye'de zinhar yapamazsınız dediği bir sürü şeyin yapıldığını, işte yapılabildiğini, uzun vadede böyle çalışılabildiği ile ilgili şeyler gördük. Sonra mesela Hindistan herkesin şey algısını değiştirdi. Mesela böyle Türkiye'de kayan bir yamaç gördüklerinde heyelan diyen insanların böyle yani Himalayalara bakıp böyle 5600 metre yükseklikte elevasyonda işte her yer kayıyor. Yani kayaların üzerinden her yer geliyor. Heyelan bura dediğinizde yok canım yani bundan var çok var bizde hani. Biz bir şekilde bunu böyle açıp devam ediyoruz diye hani kendi ülke koşullarında ve minimum ekonomiyle nasıl mühendislik yapabileceklerini, hani ne yapabileceklerini görüyorsunuz. Ve bu aslında algıyı da değiştiriyor. Yani hani farklı mühendislik çözümleri ya da farklı ülkelerdeki farklı koşullarda gördüğünüzde sonra ülkenize dönüp şey diyebiliyorsunuz. Ya biz bunu böyle yaptık ama böyle de yapabilirdik aslında dediğinizde onlarda da böyle soru işaretleri oluşuyor.
Ya da işte biz atıyorum Yüksel Proje şimdiye kadar hem sondajda hem presyometrede böyle dizayn köprü ayakları da temel dizaynları yapılır. İşte biz mesela Cezayir'e ilk gittiğimizde öğrendik ki Fransız normları, Fransız standartları ve Cezayir standartları aslında hiç sondaj kullanmıyor. Hepsini presyometre datasıyla yapıyor. Çünkü Menar Fransız asıllı. Onlar da o yüzden oradan gitmişler, bütün hesapları oradan almışlar. E bak böyle de yapılabiliyor falan dediğimizde mesela bizim beraber çalıştığımız bütün geoteknik gruplarda böyle kafalarında aa evet bak bu da yeni bir şartname, bu başka yerlerde de işe yarayabilir diye böyle herkesin gerçekten hem bilgisi artıyor hem yapım yöntemi artıyor. Mesela işte ne bileyim böyle bazı şeyler var. İşte Hindistan'da mesela konvansiyonel tünel yapacaklar. Kayadan girmek istiyorlar. Genelde tünel portallerini kayadan yerleştirmek istiyorlar ama vadiler çok dar. İşte morfoloji çok izin vermiyor, servis yolu yapamıyorlar falan. Böyle enteresan enteresan çözümler sürekli onlara sunmanız gerekiyor. Ya da mesela geçen biz gittiğimizde böyle çok enteresan bir şey anlattılar. Biz normalde böyle itme çekme menfez gibi betondan böyle kutular yapıp aşağıdan menfez gibi onun işte su akması, yolu mevcut yolun altından su akması gibi bir takım çözüm önerileri var. Hani mühendislik çözümleri var. İşte adamlara bu nasıl yapılıyor biliyor musunuz? İşte aslında böyle dışarıda bir tane beton şey yapıp içeri itiyorsunuz, sürüyorsunuz, çekiyorsunuz ya da yerinde yapıp üstündeki yükü alıp yapıp kapatıyorsunuz falan diye anlatırken adam şey dedi. Ya dedi biz aslında onun bir kısmını böyle imala ediyoruz dedi. Sonra içine kepçe koyuyoruz dedi. Kepçe kaza kaza giriyor onun. Böyle insan gücüyle itiyoruz aslında dedi. Böyle bir metot var falan dedi. Ehe, dedik. Sonra açtık bak Amerika'da uygulanıyormuş. Böyle bir metot hakikaten varmış yani. Ama biz böyle sahada orada 30 yaşlarının ortalarında olan böyle 5 mühendis ki aralarında köprü mühendisi var, tünel mühendisi var, geoteknik mühendisi var. Ha çok acayip falan dedik. Ama yani adam da bize yeni bir şey öğrettiğinin farkında değildi ama işte böyle bir sürü arada acayip böyle bilgi değişimi oluyor. Mesela bu alt taraftaki fotoğrafta ben hayatımda hiç buzul çökellerinin bu kadar yüksek olduğuna dair biri bana anlatsa tamam literatürde var yazıyor. Yani işte yol yamaçlarında yaklaşık 3-4 metre kalınlığında eski buzul kütleleri görebilirsiniz. Bunlar vadi yamaçlarından kayar, birikirler falan diyor. Bunlar zamanla erir aşağı akarlar diye düşünmüştüm ben mesela teorikte. Pratikte pek öyle olmuyormuş. Yani hani gittik baktık öyle duruyorlardı orada. İşte heyelan falan olduğunda arabaları ve minibüsleri alıp gidiyorlardı. Bir kez çok enteresan. Yani ya da mesela şey var. Şimdi böyle ev geziyoruz. Böyle yani evlerin arkalarından, patikalarından. Güzergah işi şöyle bir şey. Ortada bir güzergah yok. Elimizde dijitalde AutoCAD üzerinde bir güzergah hat var. Ama sahada yok. Böyle evlerin arasından kafanızı kaldırıp diyorsunuz ki ha tünel buradan giriyor demek ki şuradan çıkıyor. Biz burayı yarıyoruz. Şu ev ve dokunmuyoruz. Dokunmayalım diye böyle bir hayali olmayan hat üzerinde yürüyoruz biz. Yani benim yaptığım iş bu aslında. Şimdi orada böyle yürürken böyle yerel evler görüyoruz işte mesela. Aa adam çatısını ne yapmış? Slate. Böyle Türkçe'de kayrak taşı diye geçer. Ankara'da da bir sürü yerde bulursunuz. Bütün çatılar bundan. Çünkü adamların kaya zemini zaten evi yapmak için orayı kazarken böyle bunlar yaprak yaprak kendi kendinden ayrılıyor. Acayip doğal malzeme. Bunu böyle koyuyorlar. Bir de aralarına bitişik böyle süngerler ya da muşambalar koyuyorlar. Böylece çatıları izolasyon malzemesi doğal olarak kendinden yapılmış oluyor. Geldim bunu anlatıyorum böyle Frankfurt'ta. Burada işte evde benim erkek arkadaşım IT mühendisi. Diyorum ki bak böyle kayrak taşı var bunları yapıyorlarmış çok doğal malzeme falan. Sonra burada Altstadt eski bu kiliselerin 300-400 yıllık kiliselerin olduğu yere gittik. Hepsinin dışı kayrak taşı. O böyle bir binanın bütün dışı kayrak taşı. Ha dedim ya ben de yeni bir şey anlatıyorum zaten diyordum. Çok özür dilerim ben yeni görmüştüm. Türkiye'de yapsak ne güzel olur diye düşünüyordum. Ama zaten işte aklın yolu bir. Hani ucuza mühendislik nasıl çatı yapabilirim? İşte ben bunları mesela muhtemelen öğrenemeyecektim hani başka yerlerde. Böyle inanılmaz bir know-how, inanılmaz bir bilgi birikimi getirdi bana. Bu arada mesela her gittiğiniz projede de şey bunlar böyle joint venture gibi çalışıyorlar. Grup ortaklı. İşte Hindistan'da bir projede biz bir Türk çalışıyoruz mesela. İşte bir de böyle İngiltere'de okumuş. Acayip tamamen aslında İngiliz diyebileceğiniz ama Hintli görünümlü amcalarla çalışıyoruz. İşte bazı yerlerde başka firmalar, başka yurt dışındaki başka ülkelerden gelen başka ülkeler bize danışmanlık veriyorlar yapım işlerinde. O yüzden böyle sürekli onlar arasında da bir bilgi
birikimi oluyor. Ya mesela şu adamcağız, Mr. Sandipsik diye geçiyor. Bütün Himalayaların böyle jeolojisini kayayı görünce söylüyor mesela. Böyle Hindistan'da adamı neredeyse tapıyorlar jeoloji anlamında, Himalayalarda falan. Ben böyle kat kat sarılmış dağa gidiyorum falan. Onun böyle ayağında neredeyse parmak arası terlik şeklinde bir terlik vardı. Böyle acayip soğuk. Biz de yürüdü. İşte bir takım şeyler söyledi. Sorular falan cevapladı. Sonra gitti. Ona turistik geziydi. Hani biz proje yapıyorduk. Onun fikrini sorduk. Geldi gezdi. Beraber çalıştığım çok fazla arkadaşım var. Hintli ya da farklı yerlerden gelen. Mesela bizim köprü mühendisimiz İran asıllı. Yüksel projede. Onun kendi öğrendiği bir sürü şeyler var. Kendi bildiği know-how'lar var. Şirket bu arada mesela projeler aldıkça o proje ülkelerin olduğu projelerden yeni insanlar alıyor şirkete. Onların hepsinin bir geldikleri başka bir birikimleri var, bilgi birikimleri ve böyle inanılmaz herkes bir şeyleri paylaşıyor. Yani böyle bir sürü sürekli networkingle bir şeyler hani öğreniyorsunuz. Mesela var mı başka diyorum. Başka şurada var. Kamerun'da mesela işe gittik bu ara. İşte Ocak sonuydu bu yılın başında. Gidip 1,5 ay saha gezisi yaptık. Tren yolu projesi mesela. Biz o tren yolu projesini Cezayir'de sahada çalıştığımız İspanyol ortağın Kamerun'daki bağlantıları sayesinde aldık. Yani ben 2016'da sahada çalışırken Cezayir'de böyle 50 derece sıcakta Makyol'la birlikte iş yaparken Tequatro diye bir de İspanyol bir firma vardı ve biz orada Mr. Ricard'la adamcağız yazık 45'inden sonra Fransızca öğrenmeye, 55'inden sonra herhalde şey öğrenmeye çalışıyordu. Fransızca öğrenmeye çalışıyordu sahada. Ve böyle kabus gibiydi adamcağız için. Onlar orada böyle bak bunu böyle yapabiliriz, bunu böyle yapabilir diye proje üzerine konuşurken aradan yaklaşık 4-5 sene sonra ya biz Kamerun'da bir iş alacağız, siz bize girer misiniz deyip aynı adam bizi Kamerun'da bir iş almamızı sağladı. Ve bizim mesela şimdi bu yüzden Kamerun'da yaklaşık 400 kilometrelik bir tren var olan mevcut 1950'lerden kalan bir tren hattının rehabilitasyon projesini aldık. Yani aslında yurt dışı şöyle, yurt dışı bir yerden başladıktan sonra iyi sosyalseniz, iyi networking yapıyorsanız, işinizi gücünüzü iyi yapıyorsanız, yani insanlarla tanışayım, bu ülkede nasıl yapılıyor, bu ülkede ekmek nereden çıkar, ben işte neyi nasıl yapabilirim diye bir şekilde networkinizi kurarsanız, sonrası çok şey geliyor, sık geliyor. Dil probleminiz yoksa. İşte ve zaten bütün bunlar neticesinde şöyle oldu. Ben 2019 yılında dedim ki ben işte yılın birkaç ayı ya da işte yarısı gidip Frankfurt'ta, Almanya'da yaşamak istiyorum. Erkek arkadaşım da orada yaşadığı için. Ama geri kalan yarısı sizin istediğiniz ülkelere gider çalışırım. Hatta daha çok da kalırım. Bir sorun sıkıntı yok. Frankfurt'ta da uluslararası bir havalimanı var. Ben sizin her bugün git dediğinizde ertesi gün uçak biletimi alıp gidebilecek durumu sağlasam siz bana böyle bir kolaylık sağlar mısınız? Onlar da dediler ki yani hani biz tabii ki sana böyle bir kolaylık sağlarız. Sen eğer işini gücünü doğru yapıyorsun. Biz zaten biliyoruz. Aksatmayacaksak. Tamam dedim hani bir ay deneyelim. O zaman daha korona falan da yok. Bizim şirket herhalde 2000'e yakın insan çalışıyor. Bizim şirket bir Türk şirketi. Bunu niye söylüyorum? Bizim şirketin bir sürü pozitif yönleri olmasına rağmen bizim şirkette şöyle bir şey var. Çalışanlar kartıyla gelsin saat 8.30'da akşam işte çıksınlar Allah ne verdiyse ama biz görelim bunların ofiste bir fiil çalıştıklarını. Mantalitesiyle çalışan bir şirket. Ben böyle bir öneriyle gidince yani Mustafa Kemal Akman var hani benim böyle çok hakikaten çok takdir ettiğim benim zamanımdaki yöneticiydi içimde yönetici şirkette. Kendisi dedi ki tamam bir deneyelim, bir ay deneyelim. Ben 2019'da daha korona yokken şirketi uzaktan çalışmaya ikna edip hem de kişisel sebeplerle bilgisayarımı alıp VPN üzerinden ben bu işleri yürütebilirim deyip işte Frankfurt'a taşındım. Şimdiye kadar da yani hiçbir problem olmadı. Yani hani tahtalara vurayım. Mesela işte ben 2 hafta önce Hindistan'dan döndüm. Ona gitmem. Mesela Hindistan seyahatine gidiyorum uçak bileti falan bir günde oldu. İşte bana 26'sında söylediler. Ben 26'sında test oldum burada. 27'si akşam uçağa bindim. Ve Delhi'ye uçtum. Mesela ben bunu yapamasaydım bir gün içerisinde muhtemelen hani şirket edecekti ki ya işte bak kızın şartlarını bir gözden geçirelim. Yani işte Frankfurt'ta yaşıyorum ama bu arada işte bir sürü şey öğreniyorum. Şimdi burada işler nasıl yürüyor? Çünkü burada böyle bir sürü hani mühendislik yapan arkadaşlarım var. Ne yapıyorlar? Şimdi tabii gelişmiş ülkelerde
artık bize çok iş kapısı benim çalıştığım sektörde gelmiyor. Çünkü onların kendi metro hatlarını, kendi işte tramvay hatlarını, kendi tren yolu ya da kendi otoyol hatlarını kendileri yapabilecek durumdalar. Ha, veya böyle çok ucuza iş gücü falan isterlerse de Hintli firmalarla çalışıyorlar. Tata mesela burada cayır cayır iş yapıyor inşaatlarla. Ama çok bize gelir mi? Bence gelmeyebilir. Yani özellikle hani Avrupa için konuşuyorum. Mühendislik sektörü için konuşuyorum. Çok bir şey çıkmıyor. Çünkü mesela hatta şey var. Biz işte böyle daha önce birkaç kere Bilge var benim bir üst dönemim. Bilge Beril Aksoy. Benim eski Tevfik Fikret'te de takım arkadaşımdı hatta kendisi. O mesela çok uzun zaman şeyde çalıştı. Terrasol'ün bu bütün geoteknik yazılımlarını yapan bir Fransız şirkette çalıştı. Yani hani böyle projelerde zaten herkes kendisine yeten işleri yapabiliyor. Fransa'da da bunu Fransızlar yapabiliyor. İşte Almanya'da Almanlar yapıyor. Belçika'da çoğu Belçikalı yapıyor. Zaten bunların mesela Almanya'daki bütün böyle ben yurt dışına çalışmak istiyorum, çok iyi de dilim var deyip CV'mi götürüp versem Nepal'deki projeler için beni çalıştıracaklar zaten. Yani hani o zaman da çok şey olmuyor. Benim şu an bir kurulu düzenim var. O zaman zaten yüksel projede çalışıp kendi kurulu düzenimden seyahat etmem daha kolay olacak gibi gözüküyor. O yüzden mesela mühendislik anlamında Avrupa Birliği'nden çok bir şey çıkar mı? Çok böyle ekstrem projeleri olmadığı sürece ben bu bölgelere bizim giriş yapabileceğimizi çok düşünmüyorum. Ama nereler var mesela mühendislik anlamında? Biz yeni şey aldık. Baltic Rail Project diye bir bütün Balkan ülkelerinden geçen bir hızlı tren projesi aldık mesela yüksel proje olarak yeni. Çünkü Balkan ülkeleri şu an Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldığı proje paralarıyla inanılmaz işler yapıyorlar. Mesela buralarda iş bakılabilir. Ukrayna'da acayip iş potansiyeli var. Oralarda mühendislik anlamında iş yapılabilir. Azerbaycan'da bir ara vardı, sonra bu para devalüasyonu yüzünden olmadı. Şimdi orada da yavaş yavaş bir şeyler hareket ediyor. Belki oralardan işler çıkabilir. Ama genel olarak eğer böyle gerçekten hani benim seçtiğim gibi bir mühendislik ve sahada yapılabilecek bir şeye bakıyorsak ya da işte inşaat mühendisi ise, köprü mühendisi ise, tünel mühendisi ise, jeoloji mühendisi ise, mühendislik okuyacaksa bu işler genelde artık zaten Afrika Kalkınma Bankaları projeleri üzerinden Afrika'da ya da daha çok Asya'da hani çünkü para artık onlarda olduğu için oralarda yapılabiliyor. O yüzden mesela yurt dışındaki projelere ben gidiyorum bugün çalışacağım işte genelde artık herhalde sistem daha çok şey oluyor. Üniversiteden mezun olup yurt dışında master yapıp yurt dışından gidebiliyorlar. Ama şeyi bilmek gerekiyor yani mühendisseniz ve böyle bir takım işte bir şeyler dizayn edilecekse hizmet sektöründe çalışacaksanız o zaman zaten mutlaka sizi 3. dünya ülkesine ya da işte gelişmekte olan ülkelere gönderecekler çünkü iş orada. Ya seçmemek gerekiyor. Çünkü aslında şeyi bilmek gerekiyor baştan. Bu gittiğiniz yerlerin hiçbirinde sonsuza kadar kalmayacaksınız. Yani buradan bir şey, siz bir şey öğreneceksiniz. Onlar bir şey öğrenecek. Burada bir proje tamamlayacaksınız. Sizin CV'nizde bu bir proje tamamlanması olarak geçilecek. Win-win gibi aslında bir şey. Ve bunun sonucunda hani siz bu bilgiyi alıp, bu projeyi tamamlayıp başka bir projeye, başka bir yere gideceksiniz. Aynı ülkede olur ya da farklı bir şehirde. Aynı ülkede bile olsa farklı şehirde olacaktır. Yani ben hiç görmedim ki böyle bir sürü proje aynı şehirden tak 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 arka arkaya 6 sene çıksın. Yani ha çıkar ama şehrin çok büyük olması lazım. Projelerin çok küçük olması lazım. O yüzden zaten şey bilmek lazım. Yani yurt dışına gitmek istiyorsanız başta şey hani ülke tamam master için seçilebilir. Çünkü iyi okullar belli başlı ülkelerde. Ama işte sahada çalışacak, mühendislik yapacaksanız kötü şartlardaki ülkelere gitmeyi kabul edeceksiniz bence. Çünkü diyorum yani sonuna kadar bu sürmeyecek. Ardından zaten hep ülkeler iyileşiyor. İyileşmese bile siz bu arada junior mühendisten senior mühendise çıkmış oluyorsunuz. Sizin şartlarınız iyileşiyor şirkette. Yani mesela eskiden benim başıma gelen her şey Cezayir'de ya abi işte bu oteller çok fena, işte kalacak yer bulamıyoruz, yiyecek bir şey bulamıyoruz, işte Ramazan bu adamlar bir ay çalışmıyorlar, işte gece projektör kursak bunları acaba sahurdan, hani gece iftardan sahura kadar mı çalıştırsak falan dediğimde böyle insanlar saçmalama Gökçet diye bana bakıp hiçbir istediğimi yapmazken deneyim arttıkça evet projektör koyalım biz bunları sabah sahura kadar çalıştıralım Gökçet, iyi proje bu, iyi fikir bu diye artık sizin hani deneyimlerinizi onlar da kabul etmeye başlıyorlar. O yüzden hani böyle Nepal'deymiş proje. Bence gitmek lazım.
Zaten dediğim gibi bu bütün yeni ülkeleri belli bir yaşa kadar deneyimlemek lazım ki o arada işte sizin de bilginiz artsın, deneyiminiz artsın, daha iyi ülkelerde çalışmaya başlayın. Yani çünkü hani ben bütün bu ülkeleri reddettim. Yaşım geldi 55'e. İşte beni şu an Hindistan'a gönderiyorlar. Çok zor. Yani çünkü bir kere ülkede tuvalet algısı yok. Yani ne yapacaksınız? Ya da mesela böyle yolun kenarından iki tane su akıyor. Böyle artık nefes alamıyorsunuz. Çünkü o su değil, açık kanalizasyon sistemi. Yani o, mesela ben ilk şeye seyahat ederken Afrika ülkesinden işte Kamerun'dan şuradan buradan çıkıp Hindistan'a seyahat ederken acayip böyle ağır valizler götürüyordum. Şirkette kimse de anlamıyordu niye bu kadar ağır valiz götürüyor. Hani şey diye düşünüyorlardır muhtemelen. Kız çocuğu ya bu. Hani bunun böyle kıyafet muyafet falan çok oluyordu diye. Ben işte yedek, yatak çarşafı, işte nevresim, yastık kılıfları, işte eğer trende uyursak ki trende uyunabiliyor yani çünkü tren hattını gezmenin en iyi yolu tren hattıyla seyahat etmek aslında, hani mevcut tren hattında. Ve o trenler gece trenleri. Ve o trenler doğal olarak işte Kamerun'daysa Kamerun'un standardında bir tren ya da işte Hindistan'daysa Hindistan'ın standardında bir tren. Tren standartlarını değiştiremeyiz. Neyi değiştirebiliriz? Nevresimlerimizi, yastık kılıflarımızı, çarşafımızı. O yüzden böyle mesela benim şeyim var. Her ülkeye giderken aldığım şöyle bir parça. Onu orada bırakıyorum da bir de. Çünkü onu sonra alıp yanımda getirmemin de bir anlamı olmuyor. Çoğunlukla çok kirleniyorlar. Böyle bir yerden alıp bir yere götürmek zaten mümkün olmuyor. Yani aslında hani bütün genel böyle bütün bu bahsettiğim şeyler içerisinde toparlamam gerekirse toparlayayım. Çünkü bu sayfın şey, bunun ana amacı o zaten. Toparlamama yardımcı oluyor. Yani yurt dışına çalışabilmek için iki öneri var bence. Birincisi üniversitede yani ya Tevfik Fikret'ten mezun olup direkt kabul görüp üniversiteye gitmek. Benim bir sürü arkadaşım öyle gitti. Yani benim dönemimden de çok gittiler. Çoğunlukla öyle gittiler hatta kabul görüp. Ya öyle gidilebilir ya işte tamam üniversiteyi biz bir şekilde burada okuyacağız. Bir süre daha anamızın babamızın yanında ya da buralarda Türkiye'de iyi üniversitelerde daha rahat, daha konforlu kalacağız deyip burada okunup master'a gidebilir. Benim gene keza bir sürü dönem arkadaşım, üst dönem, alt dönem bu şekilde gitti. Zaten daha önceki sunumlarda da hani bu anlatılıyor. Bu da bir yöntem. Yani benim böyle bir şansım yoktu bir kere. Ben çok hayatım boyunca çok parlak bir öğrenci olmadığım için yani dersler konusunda. Benim zaten master'a falan gidebilmem çok mümkün değildi ben okuldan mezun olduğumdan. Şimdi tamam şimdi nereye CV'mi göndersem tabii mutlaka gelin biz size MBA programlarımıza yer verelim diyorlar ama o zaman bu çok mümkün değildi yani. Benim şansım bu ikisi de olmadığı için yani ne üniversite ne liseden sonra gitmek ne de master için gitmek olmadığı için ben birazcık daha işin burada altyapısını öğreneyim, kendi ana dilimde çalışayım, ne yapılıyor bileyim, bir en azından bir base'im olsun, bir temelim olsun. Onun üzerine gideyim dediğim için ben hani burada çalışıp burada tamam artık daha her şeyi öğrendim. Hani biliyorum da biraz ne yaptım. %100 değilsem de %70 biliyorumdur. Gideyim bir de kendime yeni yerlerde iş deneyeyim diye gittim ben. Bu her zaman yapılabilir. Çünkü artık özellikle bu korona sonrası yeni dünya isteseler de istemeseler de yani biliyorum ülkeler sınırları kapattı, daha az globalleşmek istiyorlar ama artık kimsenin kendi ülkesine kendine ekmek yok, herkese yetecek. O yüzden zaten başka yerlere gitmek gerekecek. Ve kalkınmaya çalışan ülkeler var. Afrika'da bolca var. Ve bunların aslında çok basic hizmetlere ihtiyacı var mühendislik anlamında. Yani yol yapmak lazım bu insanlara, bina yapmak lazım bu insanlara. Yani bir şey yapmak lazım. Bunu söylerken şeyi de biliyorum aslında. Bir yere hizmet götürdüğünüzde, yol götürdüğünüzde her şeyi götürüyorsunuz. Ülkeleri tahrip ediyorsunuz. Yani sistemleri, ekolojiyi tahrip ediyorsunuz. Doğrudur. Kesinlikle zaten o yüzden belli bir konsept içerisinde çalışmak, iyi projelerde, özellikle Kalkınma Bankası projelerinde çalışmak lazım ki bu bir kendi içerisinde uyumlu gitsin. Yani gidelim o ülkeleri katledelim anlamında değilim ama hani iş orada ve bunun iyi projelerle yapılması lazım. O yüzden işte mesela kesinlikle ve kesinlikle bir belli bir temel olmalı. Sonra bir de şey olmak lazım. Yani amacınızı da bilmeniz lazım. Hani ben yurt dışına başından beri gitmek istiyordum. Tamam işte ben hedefimi böyle ince ince dokudum, gittim. Ama kiminle gitmek? Mesela hani genelde kurumsal şirketlerle gitmek lazım.
Çünkü başınıza saçma sapan işler gelebilir. Muhtemelen ben tercüman olarak gitseydim şu an çok farklı deneyimler anlatıyor olacaktım. Çünkü bana gelen ilk işlerden bir tanesi mesela Libya-Tunus sınırındaki bir toplu konut projesinde para taşıma işiymiş. Ben onu sonra öğrendim. Başka bir arkadaşım kabul etti onu. Böyle sonra çok büyük sıkıntılar oldu yani. Çünkü işte sen Fransızca biliyorsun, bir şekilde halledersin. Sen polis de durdursa anlatırsın derdi falan demişler. O iş pek öyle olmadı. Yani ve bunları mesela gideceğiniz yerlerle ilgili araştırma da yapmak lazım önceden. Yani hani o yüzden ben mesela hep şey diyorum. Evet, birincisi konfor alanını terk etmeye istekli olmak. Çünkü işte Cezayir'e gideceksiniz. Yolda seyahat ederken tuvalet kullanmanız gerekecek. Sizin hiç alışık olduğunuz bir şey değil. Hijyen durumu değil. Ya da işte Cezayir genelde iyi bir ülke. Bize benziyor hani birazcık böyle çok zorlanmazsınız. Ama mesela Nepal'e, Hindistan'a, Afrika'nın farklı yerlerine gitseniz çok korkunç. Mesela biz Kamerun'da tren projesinde çalışırken tren niye dizelle çalışıyor? Niye hatta elektrik çalışmıyor? Bu tren kaç yıllık tren, niye dizelle çalışıyor? Ekonomik değil ki diye. Biz böyle giderken kendi aramızda konuşuyoruz işte ekiple. Murat Bey var bizim şirketten oğlu. Sonra gittik ki çünkü hattın geçtiği 500 kilometredeki köylerin hiçbirinde elektrik yok. Haliyle elektrik olmadığı için zaten elektrikle gitmiyor. Biz orada bir otelde kaldık, elektrik yok. Tamam. Hava 45 derece. Yüzüm mesela benim maskeden pişik oldu ilk defa. Böyle bir buralarım bayağı çocukların poposunda gözlenen tarzda bir pişik oldu böyle bütün suratım. Su yok tabii. Çünkü oralara yol yok. Sadece tren yolu var ve o tren tek hat gidiyor ve geliyor. Yani hiçbir hizmet gitmemiş. Köylerin meydanına bir tane tulumba koymuşlar. Köydeki herkesin şeyi var, anahtarı. 2021'deyiz. Ve Kamerun çok fakir bir ülke değil. Ve bu saydığım yerler Kamerun'un merkezine çok uzak yerler, böyle erişilemeyecek yerler de değil. Ve insanlar o tulumbadan günlük bir kova su alıp bütün tuvalet, banyo, yüz yıkama, ev temizliği, çamaşır hepsini o bir kova suyla yapmaya çalışıyorlar. Siz gittiğinizde daha mühendis gelmiş, başka ülkeden gelmiş. Ona da iki kova verelim gibi bir algıları yok. Çünkü yani yeraltı suyu dediğimiz şey sınırsız değil yani. Ve mesela biz işte gidip 45 derecede elektrik olmayan bir yerde, su olmayan bir yerde geçirip kalmak ve proje yapmak zorunda kaldık. Bunlara başından gerçekten hazır olmak lazım. Mühendisseniz ve yurt dışında çalışmak istiyorsanız. O yüzden konfor alanını terk etmeye istekli olmak birinci husus. İkincisi amacı bilmek lazım. Yani evet, yurt dışına gideceğim, ben burada bir kariyer yapacağım. İşte bu ülkelerde proje yapacağım. Sonra bunları CV'me yazacağım. İleride de mesela benim hala hedefim var. Ben ileride kendi kendime bir sürü büyük firmaya yurt dışında jeolojik hizmetlerle ilgili danışmanlık vermek istiyorum mesela. Çok ileride. Hani çok çok ileride. Future plan yani. Ama bunu bilmek lazım. Bu hedefe doğru gitmek lazım. Olmazsa olmaz yabancı dil. Yani bir tanesini çok iyi bilmek lazım zaten. Hani bir tanesi böyle şey. Derdimi anlatacak derdim çok olabilir. Yeni bir ülkede derdim çok olabilir. Çok anlatmam gerekebilir. O yüzden iyi anlatabileceğim bir dile ihtiyacım var. Yani Tevfik Fikret'in bu konuda zaten hani bana verdiği bu bütün destek, bana verdiği bilgi birikimi inanılmaz. Yani benim için yolu açan şey Fransızca. Beni değil başka bir insanı işe almamalarını ve benim yüksel projeyi alıp beni yurt dışı projelerinde hani en baştan koordinatör gibi çalıştırmalarının tek temel sebebi şey. Benim Fransızca biliyor olmam. Bu çok net yani. Bu konuda kimsenin bir şey söyleyeceği yok. İkinci, bir yabancı dilimin de iyi olması çok önemli. Mesela şimdi Almanca öğreniyorum geldiğimden beri. İngilizce bilmek ya da başka bir dil bilmek mutlaka yardımcı oluyor. Açık fikirli olmak lazım. Çünkü gidilen bütün ülkelerde, yani benim gittiğim bütün ülkelerde her şeyi çok farklı şekillerde yapıyorlar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ve hepsi farklı. Ve bunu almaya böyle açık olmak, kendi bildiğinize inat etmemek gerekiyor. Ha, çok yani inat da edebilirsiniz belki çok şeyse, ama bir ortak yol bulup böyle uzlaşmacı olmak gerekiyor. Çünkü orada karşılaştığınız her insan sizi sonraki başka projelere, başka ülkelere, başka değişik şeylere götürebilir. Hani böyle yani kimseyi hayır ben biliyorum diye bunaltmaya ya da şey yapmaya gerek yok, germeye. Ve networking, yani gerçekten networking çok önemli. Yani keşke ben mesela bunu
Tevfik Fikret'te Tevfik Fikret'te okurken ve sonrasında üniversite okurken de Tevfik Fikret'teki üst ve alt dönemimle yapsaydım. Çünkü sonra şey oldu mesela, işte Bilge dediğim, yani Bilge benim muhabbetimde olan bir arkadaşım, Bilge Beylaksoy. Mesela Bilge geoteknikte çalışıyormuş ve o Grenoble'a gidip geoteknik okumuş. Ve mesela onun babasının Ankara'da bir jeolojik hizmetler zemin şirketi vardı. Mesela biz o zaman daha çok konuşabilseydik, ne yaptığımıza dair daha birçok fikrimiz olsaydı, başka şeyler çıkabilirdi. Ya da Can Canoğlu mesela o zaman TAV'da çalışıyordu. Bana işte mesela buralara başvurabilirsin diye böyle acayip akıl vermişti. Hani böyle o networking'i ben biraz geç başladım. Hani benim daha çok üniversite sonlarına doğru oldu ama keşke mesela daha önce yapabilseymiş. İnanılmaz iş yapıyor. Yani Cezayir'den tanıdığınız İspanyol bir adam size Kamerun'da, Kamerunlarla yapacağınız bir projede referans olabiliyor. Ya da Hindistan projesindeki bir adam. Ha mesela öyle şeyler de oldu. Kamerun'da tanıştığımız Kamerunlu ama Almanya'da, Aachen'da makine mühendisliği okumuş. Şu an bakanlıkta Kamerun'da çalışan bir beyefendi. İşte ben de Almanya'da yaşıyorum falan deyip mesela benim buradaki bazı, Almanya'daki bazı şirketlerle kontak bulmama vesile oldu. Yani çünkü dünya giderek, yani istense de istenmese de çok global bir köye dönüşecek. Artık işte atıyorum ben şu an Frankfurt'tayım ama ben 2 hafta önce Hindistan'da olsam da Can abiyle bu görüşmeyi yapabilecektim. Sadece saat farkları değişiyor ama başka bir şey değişmiyor. O yüzden bir, yani böyle bir network içinde kalabildiğiniz ve insanlarla temas edebildiğiniz, seyahat edebildiğiniz, iş yüzünden hala seyahat edebiliyorsanız koronada, böyle size bir kağıt veriyorlar. Bu devlet tarafından danışman olarak görevlendirilmiştir diye. Böyle bir anda o bütün kırmızı pasaportlarla geçiyorsunuz mesela. Hiç benim hayatımda gördüğüm bir şey değildi. Korona işe yaradı. Diplomat şeyi yaptılar bize ayarı. Yani o yüzden hani bütün bunlar acayip yardımcı. Yabancı dil mutlaka çok yardımcı ama networking de çok yardımcı. Bana çok işe yaradı. Mühendislik anlamında diyorum. Benim deneyimlerim çok mühendislik ve saha mühendisliği anlamında. Yani umarım hani söyleyeceklerim bu kadar mı? Evet bu kadar. Yani umarım hani bir işe yaramıştır. Umarım böyle hani soru işareti yaratmıştır ya da bir şey, başka bir şey yaratmıştır. Yani bütün söyleyeceklerim bu. Hani ben böyle çünkü şey, şimdi biliyorum ki Hindistan projesi bittiğinde beni başka bir yere gönderecekler. O da yeni bir bilgi olacak. Hani oradan başka kazanımlar olacak. Ama işte böyle böyle bir sürü bilgi, bir sürü yeni insan, bir sürü yeni deneyim böyle böyle gelecek. Çok teşekkür ederim. Şöyle oldu, benim, ah keşke şunu yakınlarda olsa da göstersem. Benim pasaportum şey böyle, içinde bir sürü damga ve bir sürü bir şey var. Ve benim 2 tane pasaportum var. Babam mesela arada bana ajan muamelesi yapıyor. Çünkü şirket mesela beni Hindistan'a göndermek için Hindistan vizesi almak istediği pasaportumu Hindistan Büyükelçiliğine bıraktığında, aynı zamanda benim bir pasaportumu da Kamerun Büyükelçiliğine bırakmak ve Kamerun vizesi almam gerekiyor. O yüzden benim böyle 2 tane birbirinden bağımsız pasaportum var. Ve bir sürü giriş çıkışım var. Ve bu arada mesela şöyle şeylerim de var. Bu korona öncesi tabii, yani hani her şey korona öncesi. Ben zaten sıklıkla da seyahat ediyordum. İşte yurt dışındaki arkadaşlarımı görmeye gidiyordum. Onların yeni gittikleri ülkelere işte gidiyordum. Atıyorum işte bir arkadaşım Mali'ye gitti. Hani böyle öyle yerlere de gidilebilirim falan diye araştırma yaparken benim pasaportum çok böyle girişti. Ben Schengen için başvurduğumda bana 3 yıl ve üstü veriyorlar Schengen. Ve o Schengen pasaportu, hani ben böyle deli gibi de gün saydığım için benim bir ajandam var bir de. Hani girişim bu, çıkışım bu, girişim bu, çıkışım bu, şuraya girmişim, buraya girmişim diye. Oradan şey hesaplıyorum. Yılda neredeyse 180 gün bir fiil ben Frankfurt'ta Schengen vizemle turist olarak kalıyorum. Ve hatta şöyle bir şey oluyor. Gümrük polisleri dünyanın her yerinde giriş çıkışlarınızı üzerine Excel dokümanıyla kontrol ediyorlar. İşte 180 gün içinde 90 gün kaldın mı, çıktın mı, ne kadar kaldın, ne kadar çıktın diye. Mesela her sizin muhtemelen, sen mesela şu seyahat etsen, senin pasaport kontrolünden geçmem 5 dakika, benim geçmem yarım saat. Çünkü adam sürekli soruyor, buraya niye gittin, buraya niye gittin? İçeride kalış süren tamam, ben o Excel dokümanı artık veriyorum adama. Diyorum ki bak, girişim bu, çıkışım bu, girişim bu, hesapladım hepsini. Oturum izni almıyorum çünkü burada çalışmıyor gözüküyorum. Ben şeyden çok umutluydum, belki o işe yarar diye. Biz Paris'te ofis açtık Yüksel Proje'ye. Yüksel Proje Avrupa Ofisi diye.
Belki orada çalışıyor gözükürüm de bana oturma izni alırım diye düşünüyordum ama bunu da bir şirkete gidip konuşmam lazım. Şirkete gidemiyorum şu an. İş yapabilecek ve bunu deneyebilecek bir mühendise ihtiyaçları vardı o ara. Yani çünkü mesela onlar hep şey gibi problemler yaşamışlardı işte. Tamam ben sahaya giderim ama işte oteller çok kötü, buralarda kalamam. İşte ben yapamıyorum, bu işime yansıyor gibi bir şey bekliyorlardı. Bence beni mesela yaşım daha diğerlerine görece daha genç ama deneyimim daha azken de alıp böyle merhaba merhaba diye Cezayir'e göndermeleri ve sonra orada aldıkları sonuçlar biraz onları da tetikledi diye düşünüyorum. Yani bir de tekrar ediyorum, bu biraz da şey, çok kimyasal bir şeyden bahsediyoruz şu an. Çünkü mesela beni işe alan Mustafa Kemal Akman var. Böyle İksel Proje'de ben gerçekten çok çok takdir ediyorum kendisini. Çok yenilikçidir. Yani böyle çok sert mizaçları vardır. Çok ikna etmek çok zordur ama ikna olduğunda da çok arkanızda durur. Böyle yani sizi bütün böyle günahlarınıza, sevaplarınıza kabul eder kendisi bir şekilde. Şey diye sorar, ne kadar kötü durumumuz diye sorar. Mesela biz abi bir problem oldu falan deyince böyle. Mesela o bana çok destek oldu. Yani o şey dedi, hani sen bir git bak yapabilecek misin? Yapamazsan bir şekilde geri döneriz dedi. Ve ben o böyle arkamda onun varlığıyla, bir de ben insan mizaç olarak da çok böyle söylenen, çok hani söyleniyorum tabii, şimdi evde erkek arkadaşıma sorsanız her şeye söyleniyorum ama mesela ben söylendiğim şeylerin işime engel olmasına çok izin vermem. Yani tam su mu yok ya da tuvalet mi yok ya da işte ama burada bir proje mi yapmaya geldim ben onu yaparım. Benim biraz da tarzım da şey, hani çünkü ben şeye çok inanıyorum o bahsettiğim, yani bu, ben burada kalmayacağım ömür boyu. Yani bu bir proje, ben bu projeyi tamamlayacağım, bana bir şey katacak, ben projeye bir şey katacağım, ben devam edeceğim. Ve şirket bunu da gördükçe ben şey yaptı, onların da böyle Gökçe ile ilgili avantajlar, Gökçe ile ilgili dezavantajlar diye böyle bir şeyleri vardı, küfeleri. Ha, şu an Gökçe ile ilgili avantajlar kısmı daha yüksek. Gökçe'ye biraz kıyak geçelim oldu bence. Çünkü mesela şeyi biliyorum, bana gösterdikleri tolerans çok yüksek. Yani ben bunu biliyorum. Hani ben ama bunun için de tabii şey yapıyorum. Mesela bir gün önce uçak bileti alıp Hindistan'a birini gönderirseniz problem olabilir, bende olmaz. Çünkü ben şirketin aslında benim için yaptığı şeyleri biliyorum. İyi şeyleri, iyi düşünceleri. Biraz böyle win-win, yani ben de kazanayım istiyorum. Şirket benim üzerinden kendi kazansın istiyor. Öyle. Görüşmek üzere tekrar. Ben çok teşekkür Görüşürüz. ederim.